yine geldik karşınızda fakir. Dinlemiş sizi gülerek anlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. Bir mürşidi kamili mükemmel vefat etmezden evvel teslim edeceği müridin dosyasını halifesine teslim eder. Ya bir doktora gidiyorsun, doktor bir eski dosyanı getir bakalım diyor değil mi? Doktor bile bakıyor. Mürşid kamili mükemmel o dosyayı diyor mürşide teslim etmez. Teslim etmez. Miftahul Kulub'da öyle sırlar anlatıyor ki el minhal şemsesin min nakşide sır içinde biz teslim olduk vazifemizi yaptık ala resi ve inşallah dansımızın ruhu için bir Fatiha okuyalım ila ruhi gavsina kurreti ayunina el Fatiha. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bomba bir videoyla daha karşınızdayız. Yayınımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız seviniriz. Efendim, videomuza bu İran'daki askerlerin ayaklarının altındaki İsrail işaretleriyle, İsrail'in bayrağındaki o işaret var ya, o işaretle başlayalım. İran askerleri ayaklarının altına İsraillerin o işaretini çizmişler, yürüyorlar. Sizin bayrağınızı ayağımızın altında aldık falan filan, böyle saçma salak aptal saptal işler. Götü yiyen gitsin saldırsın, ha saldıracağız ha saldırdık, sabrımızı zorlama falan. Ne oldu baba, niye saldırmıyorsun, saldırsana. Anca ayağının altına alırsın, bizim Türkiye'deki sözde Gazze Gazze diyen Müslümanlar gibi İsrail bayrağını yakarsın, Starbucks'a saldırırsın, McDonald's'a saldırırsın. Öt dediğinde de Yusuf Yusuf. Öt dediğinde de Yusuf Yusuf, doğruları konuşalım şimdi yani. Hepimiz her şeyi biliyoruz arkadaşlar. Yani bazı Müslümanlar da bunlara güveniyor. İran'mış. Lan oğlum, İran'a güvenilir mi lan? İran'a güvenilir mi? Mutan hikayeyle seni erkeklere pazarlarlar. Manyak. Hey ya, ülkeyi komple pazarlar vallahi. Mutan hikayeyle verir vallahi. Ya onu. Salaka ne anlatırsan anlat. Salak salaktır. Tahran'ın kuzeyindeki teleferiye binen bir kişi. Bak. Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binayı göstermiş arkadaşlar. خب دوستان این ساختمونی که میبینی چند طبقه سفید هست و پشت سرش هم پر از دار و درخته همون ساختمون جنجالی هست که آقای اسماعیل هنیه رو اینجا کشتن و گفتیم براتون فیلم بگیرید و خودتونم از نزدیک ببینید. رسمن ارمانın ortasında bina. Haniye'yi de almış bu binaya götürmüşler. İsrail gelsin rahat bir şekilde öldürsün diye. Ormanın ortasında açık alan. Yani hiçbir şeye gerek yok. Şeyden İsrailli bir saldırgan gelse telefereğin oradan şeyi gönderse, roket atar mı diyeyim artık, ne diyeyim, neyle vuruyorlar. Yeni çıkan şeylerden de haberimiz yok. Silahlardan. Vursa baba binayı komple indir anasıl satayım. Ki böyle bir şey de yok. Bina sağlam duruyor. Gene benim dediğim abi bir şekilde hani ortaya atılıyor. Acaba koynuna mutan hikayeyle bir kadın attılar. O kadın da İsrail ajanı mıydı? Olabilir. Bunlar iddialar arasında tabii. Düşün. Camdan giriyor roket. Bu Kur'an okurken bunu öldürüyor. Yalancıyı dürtseler kucaktan inmez. Attız koynuna karıyı. Karı bununla iki oynaştı. Ondan sonra da verdi buna şey, mermi. Ya da bıçakladı, gebertti. Olay o. Yani başka türlü, yani bunu İran gibi bir ülkede yapabilen İsrail her ülkede yapabilir. Camdan içeriye gönder şeyi, adamı öldürsün. İlginç. Niye diğer ülkelerde yapmıyor mesela? İsrail'i tehdit eden çok ülke var mesela. Onların liderleri var. Onlara niye yapmıyor mesela? Şeytan. Aydın'da evinde boyu 5 metreyi bulan 35 kök ve 2 çuval kurutulmuş Hint keneviri yetiştiren şahıs. Aydın'da.
Babam mide kanseri, bu yüzden bunları diktim. Sadece tedavi amaçlı oksijen veriyor demiş. Serbest kalmış mı peki? Onu yazmamışlar ya. Ya oğlum onu niye yazmıyoruz? Belki biz de o tarz şeyler yapacağız. Yani oğlum öncülük edin, yazdın. Serbest kaldı mı kalmadı mı? Eskişehir'de bir şahıs bir çay bahçesinde 7 kişiyi bıçakladı. Şu çocuk var ya. Şimdi burası çay bahçesi mi, caminin avlusu mu belli değil. Şimdi gidiyorlar abi. Çay bahçesini caminin içine yapıyorlar. Tamam, tam böyle cami, canında da çay bahçesi. Adam geliyor çay bahçesindeki birini vuruyor, öldürüyor. Camiye saldırı. Babacığım, caminin içine çay bahçesi yaparsan adam da gider oradakini öldürürse camiye niye saldırı olsun? Ya böyle saçmalık mı olur yani? Ha, bu çocuğun psikolojisi bozukmuş. Bu ne niyetle yaptı, ne oldu bilmiyoruz. Eskişehir'de 7 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırganın manifestosu. Ben genellikle sessiz birisi olarak dışlanıyordum. Niye mi? Bu böcek sürüleriyle iletişim kurmak istemediğim için. Ben bu böcekleri 3. sınıfa ayırıyorum. Karıncalar, acınası varlıklar. Salyangozlar, beyinsiz varlıklar. Hamam böcekleri, beyin ölümü gerçekleşmiş varlıklar. Saldırı noktaları ve zorluklar. Kolay seviye, kütüphaneler, bakım evleri, herhangi bir liberalin evi, okullar, havuzlar ya da sahiller, kiliseler, camiler, sinagoglar. Orta seviye, hastaneler, alışveriş merkezleri, çatı katları, kolejler, tiyatrolar, tren istasyonları. Kabus modu, havaalanları, devlet binaları, spor stadyumları, ulusal sınırlar, askeri üsler, polis istasyonları. Saldırı puanlaması, her ölüm başına 300 puan, hamile kadınlar artı 100 puan, çocuklar artı 20 puan, her yaralama başına da 150 puan. Günümüzün azizleri falan. Deli lan bu. Bilgisayara oyunu oynaya. Ya da farklı açıdan bakalım. Birileri tarafından kullanılan birisi. Bilmiyorum. Birileri tarafından kullanılan birisi diyeyim, ben olayın içinden çıkayım. Bakış açınızı her zaman değiştirin. Bir bilgisayar oyunundan çıkıp böyle şeyler yapmak. Ya da şu açıdan da değerlendirelim. O kadar haber izliyor, o kadar suç işleyen, cezaevinden çıkan, cezaevi yüzü görmeyen, 20 yılla, 30 yılla, 50 yılla yargılanan insanların elini kolunu sallaya sallaya sokakta gezdiğini görüyor. Kadınları kesen, doğrayan, sokakta boşanma aşamasındaki eşini öldürenlerin elini kolunu sallayarak gezdiğini görüyor. Bundan cesaret alıyor, yapıyor. Buna peki kim sebep oluyor? Kim sebep olmuş oluyor? Bakış açınızı değiştirin. Sadece psikolojisi bozuk, bir bilgisayar oyunu oynadı, başına bu geldi demeyin. Her zaman bakış açınızı değiştirin. Japonya mı, Çin mi bilmiyorum arkadaşlar. Ücretli meme sıkma terapisi başlamış. Kadın kartondan bir şey yapmış. Çok güzel, 10 numara. Yani parasını veriyorsun, 3 lira arkadaşlar. Meme sıkmak 3 lira. 3 lira veriyorsun, karının memelerini sıkıyorsun. Okay. I mean what the hell? Cool. Nice. Yeah. Let's go. Sıkınca şeymiş. Terapi gibiymiş. Al memelerini sıkıp rahatlayan erkek mi var? Böyle bir terapi mi varmış? Ulan biz erkek değiliz yani. Erkekliğimden şüphe ediyorum. Ablam da mutlu, sıkan da mutlu. Herkes mutlu valla. Para kazanmanın farklı yolu. Bak, illa TikTok'ta şu lobunla şu lobunu, ona da çok gülmüşsünüz. Abi lob ne? Ne bileyim oğlum, aklıma geldi söyledim yani. Şu lobunla şu lobunu göstermeye gerek yok. Direkt sıktır al parayı. Türkiye'de birinin yaptığını düşünsene sokakta bunu. 10 dolar. Oo, ey para. Allah'ı var ey para yani. Girişimcilik iyidir. Türkiye'de son 36 saatte yaşanan olaylar. İstanbul'da bir kişi eşini sokak ortasında kurşuna dizdi. Eskişehir'de bir saldırgan biri ağır 7 kişi yaraladı. Manisa'da bir kişi silahla öldürüldü. Samsun'da bir kişi yengesini 24 yerinden bıçakladı. Gene Samsun. Samsun'da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Gaziantep'te alacak verecek meselesinden dolayı bir kişi arkadaşını öldürdü. İstanbul'da park meselesi yüzünden bir kişi bir baba ve oğlunu öldürdü. Malatya'da bir kişi av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü.
Kayseri'de bir kişi kızının sevgilisini silahla vurarak öldürdü. Allah rahmet eylesin. Balıkesir'de çiftçiler artan maliyetlere karşı traktörlerle yolları kapatarak Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Zamanında AKP'ye %60-70 oranında oy veren çiftçiler de Ankara'ya yürümeye başlamışsa artık bu iktidarın sonu kesin demektir. Şaban Sevinç yazmış. He baba he. He baba he, bu iktidarın sonu kesin. Siz hala rüya görüyorsunuz. Hala rüya görüyorsunuz. Oğlum bunların bağırışına çağrışına bakmayın. Bunlar hiçbir zaman Allah diye taptıkları adamı sandığa gömmezler. O adamın seçimi kaybetmesi bunların cehenneme gitmesi demek. Tamam, bunlar o adamı Allah diye tapıyor. Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım. Ben ona oy vermezsem günaha girerim, günaha girmiş gibi hissediyorum diyen zihniyet. Abi hepsi mi böyle? Evet hepsi böyle. Evet hepsi böyle. Bu kitle böyle bir kitle. Bu kitle böyle bir kitle. Ve bu kitle arkadaşlar korkuyor. Hem kendi tanrıları Tayyip tarafından cezalandırılmaktan korkuyor. Olur da bir şekilde biz oy vermeyiz ama bunu tekrardan iktidara getirirler. Bu da tepemizden zopasını eksik etmez. En azından karşı tarafı dövüyoruz şimdilik deyip susuyorlar. Diğer taraftan da tamam ya, yarın öbürsü gün biz bunlara oy verdik. AKP'yi 24 sene destekledik. 24 sene boyunca insanlara zulmetti. Etmediği haksızlık, hukuksuzluk kalmadı. Bu işin sonu bize dönecek. Sıra bize gelecek. Bunu da biliyorlar. Bunu da bildikleri için, korktukları için bile bile Erdoğan'a oy veriyorlar. Bile bile Ya ben zemin katta oturuyorum. Gel oturduğum yeri bir gör. Ne haldeyim? Kaç oda? 3 oda ama berbat bir yer. Rütbet her taraf. Ya. Vatandaş memnun değilse nasıl o zaman hala sandıktan AK Parti çıkıyor? Nasıl destekliyorlar? Biz destekliyoruz zaten onu. AK Partiliyiz, evet. Evet, AK Partiliyiz. Peki, madem şikayet ediyorsunuz, neden destekliyorsunuz? Çünkü bizim sevdiğimiz kişi ondan. Sevdiğimiz kişi. Yaptığı işleri de mi seviyorsunuz? Mecbur seveceğiz onu sevdiğimiz için. Yaptığı işler yanlış diyorsunuz ki sonuçları böyle oldu. Olsun, olsun. Yine de seviyoruz onu. Seviyoruz. Vallahi seviyoruz. Kara kaşını kara gözünü seviyoruz. Evet, seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin yine de. Size de kolay gelsin. Allah da benim aklıma. O yüzden arkadaşlar hiçbir zaman bu zihniyetin böyle protestolarına, bu zihniyetin kalkıp da AKP'ye, Erdoğan'a feryat edişine, bağırışına, çağrışına bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinde yapılan zulümleri görmediler. O kadar insana haksızlık, hukuksuzluk yapıldı görmediler. Kendi eşlerine, dostlarına, kendi akrabalarına o kadar haksızlık, hukuksuzluk yapıldı görmediler. Tamam, şimdi sıra bunlara geldi. Şimdi kendilerine geldi. Bunlar bu kadar çiftçi. Arkada görünüyor mu bilmiyorum da bizim küçük civciv. Bu kadar çiftçi arkadaşlar gitti protesto etti. Onlardan sadece yarısına dese ki AK Parti size şu kadar para veriyorum. Gidin bunları şikayet edin. Şucu deyin, bucu deyin, giderler şikayetçi olurlar. Giderler şikayetçi olurlar. Onun için arkadaşlar bunların ne feryat edişine ne Allah bir deyişine bakmayın. Tamam. Aç kalacağım. Acından öleceksin. Acım akıyor. Hak ettin. Beter ol. Beter ol. Beter ol. Oh. Ele hoş. Ele hoş. Ey yavrum ey. Efendim düşünebiliyor musunuz? Hangi ülkenin yönetimi yerli tohum kullanmayacaksın deyip yerli tohum kullanan üreticiyi hapse atar? Nerede gördünüz? Patagonya'da bile böyle bir şey yok ama Türkiye'de var. Fikri Sağlar, eski bakan. Düşünebiliyor musunuz? Hangi ülkenin yönetimi yerli tohum kullanmayacaksın arkadaş deyip yerli tohum kullanan üreticiyi hapise attığını nerede gördünüz? Patagonya'da bile böyle bir şey yok ama Türkiye'de var. Niye? Çünkü yerli tohum sermaye getirmiş, yabancı sermaye getirmiş ülkelerin önünü kesiyor. Oysa yerli tohum bu topraklara uygun bir şekilde yapılan... Patagonya'da yok ama Türkiye'de var. Kardeş bu işler böyle. Yerli ve milli olunca yerli ve milli tohuma müsaade etmiyorsun. O çiftçi de gidiyor İsrail menşeli tohumları ekiyor. Sana yediriyor. Tamam mı? Sana yediriyor. Sen de kanserden tümöre her türlü hastalıklara uğruyorsun. Elinde avucunda ne varsa kendi çiftçin sayesinde, bak
Bir siyasetçinin ülkeyi yöneten güç, ikincisi çiftçin sayesinde. İki tane önemli aşama. Ne yapıyorsun? Kanser oluyorsun. Tümör oluyorsun. Çoluğun çocuğun sen ne var ne yok doktorlara para akıtıyorsun. İlaç firmalarına para akıtıyorsun. Ya her şey yediğinden içtiğinden geçiyor. Her şey yediğinden içtiğinden geçiyor. Uzmanlar niye günümüzde orucu morucu övmeye başladılar? Oruç tutun, oruç tutun diyorlar. Niye? Çoğusu mesela bakıyorum abi namazla niyatla işi olmuyor ama öyle dini konularda hassasiyeti yok. Ama oruç tutun diyor. Oruca benzer şeyler yapın diyor. Direkt oruç tutun da demese bile. Aç kalın. Niye? Çünkü aç kaldıkça vücut kendini yeniliyor. Aç kaldıkça vücut kendini yeniliyor. Yani. Bu kadar hormonlu gıdayı yediriyorlar bize. Bu kadar hormonlu gıdayı. Yani. Ondan sonra da vay efendim niye kanser oldum, niye şu oldum, niye olmayacaksın kardeşim? Zaten stresli bir ülkede yaşıyorsun. Stres. Stresli bir ülkede yaşıyorsun. Bir de yediğin içtiğin de stres. Kanserojen madde, GDO, şusu, busu. Abi organik besleniyorum. Vallahi sadece şu çocuklarınıza yedirmiş olduğunuz yumurta bile. Bak arkada tavuklar var arkadaşlar. Ben bu kadar tavuğum var. Tamam, bu kadar tavuktan alabildiğim yumurta 5 tane 6 tane. Ben bilmiyor muyum hepsinden 20 tane 30 tane 40 tane 50 tane yapıp da her gün 50 tane yumurta almayı biliyorum. Niye ben 5 taneyle 10 taneyle yetiniyorum? Organik yemek için. Organik yemek için. Ya benim yapabildiğim bu. Benim yapabildiğim bu. Siz daha iyisini yapın. Ne yapabilirim? İyi konuştum ha. Ola güzel konuştum ya. Bir tebrik edin ya. Bir alkışlayın. Bir yorumlarda göreyim şöyle abi harika konuştun dediğiz ya. Daha önce kayıp olan 731 bin Suriyeli'nin 333 bini bulundu arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu be. Evet arkadaşlar. 731 bin kaçağı kaybeden İçişleri Bakanı 333 bini bulunca istifa yerine seviniyor. Koca ülkede 730 bin kaçak. İki ordu kuracak. Tamam mı? Suriyeli, Afgan kaçak. Kayıp, kayıp yok. Tamam. Kaybolmuş. 300'ünü bulmuşlar, seviniyorlar. 300'ünü bulmuşlar, seviniyorlar. Akıl akıl. Koyma akıl akıl olsa. Hey yavrum. Bak 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 haberin güzelliğine bak. Muz Cumhuriyeti'nde bile olmaz ama Türkiye'de oluyor. Skandal. Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronu Hollandalı Jidikers. Jidikers. Bu ne biçim isim lan? Neyse. Türkiye'de iki farklı isimle İçişleri Bakanlığı'ndan iki ayrı oturum izni birden almayı başardı. İki farklı isimle İçişleri Bakanlığı'ndan iki farklı oturum izni alıyor. Oturum izni verilirken başvuranlardan parmak izni, biyometrik fotoğrafları alınmasına, aynı kişinin iki farklı isimle oturum izni almasının normalde imkansız olmasına rağmen Tombul Jos lakaplı uyuşturucu baronunun iki farklı isim ve iki farklı doğum tarihiyle Muğla'da oturum izni aldığı anlaşıldı. Dolarcı, dolarcı, eurocu, eurocu. Doların varsa, euron varsa her türlü alırsın kardeş. Tamam. Kesenin ağzını açarsın. Her türlü alırsın. Nasıl aldı bunu? Nasıl aldı? Kim verdi? Buradaki memurlarla ilgili soruşturma başlatılacak mı? Başlatılmayacak. Başlatılmaz. Çünkü adam uyuşturucu baronu. Bunlar niye Türkiye'ye geliyor? Bu imkanlar var diye geliyor. Bu imkanlar var diye geliyor. Adam salak mı Türkiye'ye gelsin de postalasınlar suç işlediği ülkeye? Biliyor çünkü vermeyecekler. Niye versinler abi? Niye versinler? Ya. Adam geliyor seni sokakta bıçaklıyor, öldürüyor, kafana sıkıyor. Elinde iki tane kimlik var. Elinde iki tane kimlik var. Kim olduğu belli değil. Belki de öyle birinin adına kimlik çıkarmış ki adamın hiç suçu bile yok. Suçsuz, günahsız, köyde yaşayan dayı. Bir tane amcanın adına kimlik çıkartmış. Onun bilgileri var kimlikte. Suç kime girdi? Dayıya girdi. Geçmediğin HGS'den geçiriyorlar ya, aynen o hesap. Yakında bu tarz haberleri de duyacaksınız. Hazırlıklı olun. Buna da hazırlıklı olun. Evinize kağıt geldiğinde mahkeme kağıdı veya ifadeye çağrıldığınızda şaşırmayın ha. Buna ben önceden söyleyeyim. Önceden söyleyeyim. Sonra demeyin. Abi bunu da nereden biliyordun? Bilemem. Benim üç harflerim var. Yani
Bilemem. 130 kilometre hızla giden bir trafik canavarı arkadan çarptığı otomobil sürücüsünün kaza yapmasına sebep oldu. Önde Doğan 100 ile gidiyor. 100 bile yoktur. 50-60'tır muhtemelen. Arkadan 130 kilometre hızla geliyor. Bir koyuyor abi. Allah'tan Doğan'ı kullanan arkadaş Tofaşçı sağlam şoförmüş. Bir de Doğan da sağlammış. Sağlam. Ey kaynak yapmışlar. Bu araba normalde parçalanırdı ama iyi kontrol etmiş valla. Hemen cezaevine atacaksın. Hemen cezaevine atacaksın böylelerini. Bunların trafikte olmaması lazım. Efendim şimdi ne oluyor lan? Şimdi AKP iktidarının çelik kubbe muhabbeti çıktı arkadaşlar. İsrail'deki çelik kubbe var ya. İşte ondan yapacaklarmış Türkiye'nin üstüne. Öyle bir niyetleri varmış. baba. Fatih Altaylı da diyor ki şimdi iktidar yandaşları çelik kubbeyi yaptık. S-400'lere ihtiyacımız yok deyip kullanmadığımız S-400'leri satacaklar. Ben başından beri Türkiye S-400'leri kullanamayacak dediğimde bana S-400'ler şanımızdır, şerefimizdir diyerek saldıranlar ne yapacaklar diyor. Hiçbir şey yapmayacaklar. Kardeşim giren kime girdi sen ona bak. Bu milletin çoluğuna çocuğuna. Tamam. Bu milletin parası gidiyor. Anlatamıyorsun. Bu para kimin parası? Erdoğan cebinden mi veriyor? AK Parti cebinden mi? Benim vergim ya. Senin vergin ya. Senin vergin ne? Gidiyor S-400 alıyor. Amerika ile Sidik yarıştırıyor. F-35 projesinden kovuyorlar. Yan tarafında Yunanistan var. Adam seni tehdit ediyor. Gelelim mi lan diyor bir gece ansızın. Bizde F-35'ler var diyor. Radara da yakalanmayız diyor. Sende ne var? Çürümüş F-16'lar. Neymiş? Bizim S-400'ümüz var. Ne yapacaksın? S-400'lerle gidip F-35'leri mi vuracaksın? Şimdi çelik kubbe yapalım. Senin vergilerin çöpe gitti. Çöpe. Çöpe gitti. Kaça satacaksın Hindistan'a, Pakistan'a sen bu S-400'leri? Kaça vereceksin? Adam Rusya'dan aldığı gibi alır mı senden? Ama nasıl haber yapacaklar onu da söyleyeyim. Rusya'dan 2.4 milyar dolara almış olduğumuz S-400'leri Pakistan'a 3.8 milyar dolara sattık. Sanki futbolcu satıyor. Kâr ettik diye haber yapılacak. Bizimkiler de sevinecekler. Ola kâr ettik. Mümkün mü böyle bir şey? Rusya o S-400'leri 3 milyona satacak. Sen o S-400'leri Pakistan'a 3.500'e satacaksın. Veya Hindistan'a hangi ülkeye satıyorsan. Rusya buna müsaade eder mi? Etmez. Bir ikincisi Rusya o S-400'lerin başka bir ülkeye verilmesine müsaade eder mi? Rusya'dan da izin alman gerekiyor. Öyle kolay değil. Adamın osurunu kor düğme derler. Öyle kolay değil. Hele dur. Enflasyon neden yükseliyor sorusuna sokakta cevap veren bir vatandaş şükür yok, tevekkül yok. Bu ülkede kahrolsun şeriat diye bağırmışlar. Ezanlar aslından çıkarılmış, camiler kapatılmış, hayvan bağlanmış. Enflasyon neden yükseliyor sizce? İşte bunların sebebidir. Dünya sessiz kalıyor. Şükür yok, tevekkül yok. Yemeğe oturuyoruz. Bunlar nereden geldi, kim yaptı, kim yarattı diyen yok. Ya hep baştakileri suçlamayalım. Tarafsız olalım. Taraflı olmayalım. Tarafsız olursak hakka güreriz. Kul hakkıdır. Anladın mı? Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin diyor Allah-u Teala. Tarafsız olursak önce kendimizi suçlayalım. Şükürsüz, tevekkürsüz, isyan. Görüyor musun sokakları, caddeleri? Bu ülkede kahrolsun şeriat diye bağırılmış. Ezanlar aslından çıkarılmış. Camiler kapatılmış. Hayvan bağlanmış. Ayasofya. Malumunuz açılmadan önce neydi? Şimdi açıldı. Bunlar hep Allah'tan da kuldan değil. Kuldan beklersek Allah'a isyan olur. Tamam mı? Allah niyetlere göre veriyor. Senin benim niyetim neyse. Bak senin niyetin neydi? Buraya gelmekti. Allah niyetine göre. Benim niyetim neydi? Buradan geçmekti. Gidiyor. İşin zaten maddi boyutunu almayalım. Manevi boyutunu alalım. Allah-u Teala değil. Bana şükredin. Tevekkül edin. 5 vakit namazınızı kılın. En büyük ibadet. Peki yönetenler kul hakkı yiyorsa? He? Yönetenler? Dedin ya. Onu Allah bilir. Onun cezasını Allah bilir. Kul veremez. Yani insan insanın cezasını veremez. Sevsen sevilmez, söysen sövülmez. Ne diyeceksin kardeş ya? Bu kafaya ne diyeceksin ya? Bazen gerçekten insanın psikolojisi bozuluyor.
Vallahi bak bu zihniyetlerle yaşıyorsun ya. Bunların... Haydar sus! Video çekiyor. Bunların böyle sokakta nefes almaları, yürümeleri, yaşamaları ya gerçekten... Haydar bile diyor. Artık ne dediğini bilmiyorum, sesi geliyor mu, ötüyor da. Muhtemelen küfür ediyordur. Hayvanın da psikolojisini bozduk anasını satayım. İstanbul Ataşehir'de bir ekspertiz firmasına gelen taraflar arasında tartışma çıktı. Olay büyüyünce kavgaya çevredekiler müdahil oldu. O sırada ekspertiz firmasının önünde bir kişi BMW'ymiş araba. Arabanın üstüne çıkmış dans ediyor. Herkes deli lan. Vallahi herkes deli. Herkes deli. Bir de şu Türkiye'de şu ikinci el alınan araçlarda yok şöyle mi yok böyle mi yok şurası şu mu yok burası bu mu muhabbetleri var ya. İkinci el araba 15 yaşında sıfır gibi olsun istiyorlar. Böyle bir zihniyet ya. Abi ne yapalım, arabaya dünyanın parasını veriyoruz. O zaman gidip sıfır alacaksın. O zaman gidip sıfır alacaksın. Bir arabanın motor kısmında problem yoksa iş bitmiştir. Ya hele ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kazasız araba bulmak zor. Kazasız araba bulmak zor ya. Adamlar usta, nereden bulmuşlar o ustalar bilmiyorum. Araba bir tarafı çökmüş komple, bana gösteriyor fotoğraflarını. Arabayı öyle bir yapmış ki abi. Onu, tamam mı? Tramer mramer hiçbir kaydı maydı yok arabanın. Kaza maza görünmüyor. Gitmiş şeyde ekspertiz firmasında boya mikron makinesi var ya. Boya mikron makinesinde da hiçbir sıkıntı yok. Geçiyor. Orijinaline yakın adam yapıyor. Orijinal, öyle ustalar yetiştirmişler. Vay anasını be. Vay anasını. Herkes dolandırıcı. Herkes sahtekar. Ahmet Davutoğlu. İstersek Türkiye'deki siyasi denklemleri bir hamlede değiştirebiliriz. Bakıyorum televizyonlar sürekli tartışıyor. Günlerdir gelecek partisini tartışıyorlar. Aynı kişiler şunu söylüyor bir taraftan da. %1'in altında oy alan bir parti falan diyor. Peki %1'in altında oy alan önemsiz bir partiden partiyle ilgili niye ilgileniyorsunuz siz? Madem o kadar önemsiziz, ilgilenmeyin kardeşim. Niye saatlerinizi veriyorsunuz? Sebep açık. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de siyasi denklemleri değiştirecek en önemli partilerden biri Gelecek Partisi'dir. Ve Gelecek Partisi'nin başında olan genel başkan olarak ben ve arkadaşlarımdır. İstersek siyasi denklemi bir hamleyle değiştirebiliriz. Ya Ahmet Davutoğlu, Allah'ın kitabını seversen, önüne bir çocuk koysak, çocuk altını pisletmiş olsa, desek ki bu çocuğun bezini değiştir. Bezini değiştiremezsin. Çıkmış ne diyorsun dayı ya? Ne diyorsun dayı ya? Ya işen gücen bak, ölmüşlerin hayrına ya. Niye değiştirebiliriz diyor. Bizi niye bu kadar çok konuşuyorlar? Demek ki biz güçlüyüz hala. Ondan dolayı millet sizi konuşuyor. Suriyelilerin, Afganların Türkiye'ye alınmasıyla ilgili o kadar ah aldın ondan dolayı. O kadar günaha girdin, o kadar suç işlediniz hep birlikte. Ondan dolayı olabilir mi acaba? O açıdan değerlendiriyordur. Millet her aklına geldiğinde sana beddua ediyordur. Ondan dolayı olabilir mi acaba? Sormak lazım. Ekrem İmamoğlu boş milliyetçilik narası atmasınlar. Milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Milliyetçilik bu toprağı, doğayı, havayı, suyu, denizi, insanı, senin elinden bereketi, elindeki bereketi, bolluğu düşünmek demektir. Milliyetçilik budur. Öyle lafla olmaz milliyetçilik. AK Partili troller de diyor ki lan diyor çiftçilere diyor bedava diyor fide dağıtmış diyor. Bize hava atıyor milliyetçiyim diye. Siz dağıtsaydınız, siz niye dağıtmadınız çiftçiye bedava fideyi? Adam bedava fide dağıtıyor. Olumlu şeyini olumlu, olumsuz şeyini olumsuz dememiz lazım. Çiftçiye bedava fide veriyor. Verseydiniz oğlum. Az yeseydiniz de verseydiniz çiftçiye fide. Niye vermediniz? Ey yavrum. Milliyetçilik tabii böyle olmaz. Milliyetçi dediğin arkadaşlar belinde silah olur. Önüne geleni döver. Atar, tutar tabii. Milletin karısını, kızını ne yapar? Eve kapatır tabii. Ona bir ev tutar. Parayla onu besler. Onun etinden, sütünden faydalanır. Tabii. Gece kulüplerinde orada burada milletin karısını kızını çalıştırır. Tabii boynunda kurt şeyi olur, kolyesi olur tabii. Buralarında kurt dövmeleri olur tabii. Elini de o kurt işaretini yapar. Böyle milliyetçi olur. Ekrem'in milliyetçiliği çok basit be baba. Eko basit be bu milliyetçilik. Biz bunu tutmayız baba millet olarak. Şübbeli Ahmet, Abdülkadir Geylani yediği tavuğun kemiklerini Allah'ın izniyle canlan dedi. Tavuk canlandı. Ondan sonra dedi ki bir gideyim Şeyh Efendi'yi bir ziyaret dedi. Abdülkadir Ceylani kaddesallahu sırrı. Odada oturuyor. Mübarek tavuk yiyormuş. Ellerinde böyle yalıyor böyle. Bismillah tavuğu yiyor.
Tam da kadına denk geldi ya. İmtihan ya şimdi. Olmadı dedi ya. Efendi Hazretleri dedi ya. Çocuğum orada açlıktan ölüyor. Sen de burada tavuk yiyorsun dedi ya. İşte böyle terbiyesiz insanlar da var. Çok terbiyesiz insanlar. Mübarek efendi abi. Kemiklere. He? Canlan bi iznillah. İhye bi iznillah. Allah'ın izniyle. Canlan dedi canlan. Hemen. Tavuk canlan. Kadın bunu gördü dedi. Şaşırdı. Estağfurullah efendi hazretleri. Dedi hanım. Senin çocuğun da bu makama gelsin istediği kadar tavuk yesin. Peki etleri tekrardan kemiğe sarıldı mı? Abdülkadir'in midesinden çıkıp hırrrt diye gidip mesela sardı mı kemiğin etrafını, yoksa canlan ya tavuk dedi de bir anda et mi çıktı tavuğun kemiklerinde? Ben mesela tavuğun budunu mudunu falan yerken ağzım sulandı. Tavuk. Tavuk da ağzımız, fakirliğin gözü kör olsun. Millet bonfile yiyor. Biz tavuk da ağzımız sulan. Ama organik tavuk tabii. Babaz görmüş. Hey yavrum. Ben eklemlerini yiyorum. O kıkırdaklar var ya. Oo, kıkırdağa bayılırım. Demek ki Abdülkadir Geylani kıkırdaklarını yemiyor. Kıkırdaklarını yemiş olsaydı tavuk dirilemezdi. Şimdi bazılar diyecek ki ne saçmalıyor bu? İnce espri. Çok zeki olmak lazım. Sorun sende değil. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, eski başkan Hilmi Türkmen hakkında birden çok kez görevi kötüye kullanmak ve Edim'in ifasına fesat... Edim'in ifasına fesat karıştırmaktan suç duyurusuna bulundu. Kovuşturmaya gerek yoktur der atarlar. Marmaray'da iki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri güvenliğin silahını alıyor. Karşı tarafı ateş etmeye çalışıyor. Marmaray'da. Can güvenliğiniz yok. Zaten biliyorsunuz. Sokakta yürürken bile. Ya dün nerede? İstanbul'da mı? Kafede millet oturuyor, yemek yiyor. Pompalı, elinde pompalı silahla kafeyi basıyorlar. Suçsuz, günahsız insanlar orada oturuyor yemeğini yerken. Kafeyi basıyorlar. Düşünsene, eşinle, sevgilinle, arkadaşınla gittin kafede oturuyorsun. Öldürüldün ya. Öldürüldün ya. Evet arkadaşlar, AKP'nin 23. yıl dönümü, 23 sene bugün AKP kurulmuş. Es-salatu nasıl okudum? Diyafram kapalı, otururken biraz zor oluyor ama idare edin arkadaşlar. Biraz kulağınızın pası silinsin. 23 sene bugün bu milletin selası okundu. Evet. Sonra AK Parti geldi. Bir an gözümde Silivri canlanınca tabii, tamam mı? Sonra AK Parti geldi. Ne oldu baba? Bu millet tekrardan ölü toprağın üstünden attı. Sanki Çanakkale'deki gibi. Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi tabii. Neyse.
neyse. Neyse. Efendim, Bülent Arınç. Kongrenli uzuvlar kesilip atılacak. AKP'ye sesleniyor. Arınç, partisine ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlılık mesajını tekrar etti. Bu davaya gönül vermiş herkesi ve tüm kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakarak bu değişimi hep beraber gerçekleştirmek için bu çatı altında toplanmaya davet ediyorum. Arınç paylaşımında şunları dedi. AK Parti sistem tarafından dışlanmış Anadolu insanının bir inanmışlar ordusunun vücut bulmuş hali falan iktidara yürüyüş hikayesi olarak başladı. AK Partimizin ilk nüvası olan Erdemliler Hareketi, aziz milletimizin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı ortaya koyduğu bir mutabakat zeminidir. Bugünkü yapay ittifaklara nazaran aziz milletimiz istiklal ve istikbal mücadelesinden sonra ortaya koyduğu en büyük ve en doğal ittifak olmuştur. Ne yazmış lan? Desen bana Çanakkale Kurtuluş Savaşı'nda ne? Ne bu Bülent Arınç? Allah'ın kitabını seversen. Anadolu irfanı, yok Anadolu insanının bir inanmışlar ordusu. Onun için mi? Ne kadar Anadolu insanı varsa hepsine terörist dediniz. Onun için mi? Ne kadar Anadolu insanı varsa hepsini cezaevine attınız Bülent Arınç. Kendi çoluğunu çocuğunu kurtardın. Anadolu insanının çoluğunu çocuğuna geldiği zaman cezaevine attın. Müebbet hapisler verdin. Yıllarca cezaevinde yatırdınız. Gelmişsin millete bağırıyorsun çağırıyorsun çocuklar evlenin diye. O kadar aileleri batırdınız. O kadar ailelerin cezaevine girmesine ayrılmasına sebep oldunuz. O kadar gençlerin intiharına sebep oldunuz. O kadar insanların ölümüne sebep oldunuz. Utanmadan Anadolu insanı diyorsunuz be. Anadolu insanının anasını ağlattınız oğlum. Anadolu insanının anasını ağlattınız. Rockefeller'inden tutun da ne kadar bu dış güçler, dış mihraklar dediğiniz. Ne kadar Bill Gates'inden tutun da bu ordunun, sizi bitirmek isteyen, bu ülkeyi bitirmek isteyen ordunun bir numaralı planları. Ne kadar okumuş entelektüel insan varsa onları ülkenden kaçır. Kaçırmayı siz başardınız. Para vermeden terörist ilan ettiğiniz o insanlar kaçtılar gittiler, kaçmak zorunda kaldılar. Cezaevlerinde yatmamak için, sürünmemek için. Yurt dışına gittiler ve bu insanlar buralarda bedava, tamam mı, transfer edildiler. Sizin elinizde de çer çöp kaldı. Sizin elinizde de çer çöp kaldı. Ve bu çöplerle yaşamaya çalışıyorsunuz. Anadolu insanıymış, Anadolu irfanıymış. Hadi oradan lan, ne Anadolu'su? Anadolu'nun anasını bellediniz. Ey yavrum, ey kızdım. Ey kızdım. Twitter'da böyle şeyler duyuyorum. Allah sizi inandırsın. Çok üzülüyorum. Ulan bunlar 24 senedir iktidardalar lan. Nankörler lan. Ekmeğici veren bunlar. Ev izi veren bunlar. Karızı veren bunlar. Ne istiyorsunuz oğlum Allah'tan? Nankör köpek. Allah aşkına ya. Bak habere bak. Hatay'da engelli ve yakınlarının kaldığı Abdurrahman Melek prefabrik evlerinde günlerdir su kesintisi yaşanıyormuş. Tuvaletler kullanılmıyormuş. Depremzedeler için bu kadar yardım toplandı. Nereye gitti diyor depremzedeler? Çocuğum tuvalete geçmek istemiyor. O kadar zor durumdayız. Anlasınlar artık. Yatalak engelli çok kaybettim. Engel konteynerinde engel olmaması lazım. Ama ne yazık ki bu engelli konteynerinde her şey engel. Yolumuza bakın ya, yolumuz bile engel ya. Hiç uzağa gitmeyelim. Dünyada bir şey yardım geldi. Yolumuz yok. Dünyada bir yardım geldi. Yardım gelen bu çevreye düşecek. Ama yeter ya, insanlar gerçekten mutlu. Bu insanlar bu güneşin altında buraya gelmekten memnun değil. Yeterim, bıktım, usandım. O kadar dünyada depremzedelere yardım toplandı. Nerede o yardım? Eğer o yardımla bize bir altyapıyı değiştirmeyeceklerse hiç gereği yok. Evler başımıza yıkıldıktan sonra kimse gelmesin. Hataylıyız, acıya dayanıklıyız. Konteynerden de çıkmıyoruz. Bunu çıkalım gidelim diye yapıyorlar. Çıkmıyoruz. Biz her acıya göğüs geriyoruz. Biz burayı da istemiyoruz. Şurada... Seçimde kime oy verdiniz?
nereye gittiğini gidin onlara sorun. Tamam? Oy verdiğin kitleye, oy verdiğin güce git sor. De ki ben de sıçamıyorum de. Tamam? Ben sıçamıyorum de, ben ne yapacağım? Hani Sivas'ta adam vardı ya, bu kadar insan nereye sıçacak diyordu ya. Tamam da bu kadar insan nereye sıçacak? Aynen öyle. Ben sıçamıyorum efendim, lütfen şuraya bir el atın de. De bakayım ne diyorlar. De bakayım ne diyorlar. Et ve Süt Kurumu'nun Uruguay'dan ithal ettiği, Türk çiftçisine kilosunu 6 dolardan sattığı. Hayvanlar pislik içinde. Vallahi arkadaşlar, hayvanlar berbat durumda. Videosu var. Dün de bir video vardı koyunlarla ilgili. Abi hayvanın üzerine rahat nereden baksan 45-50 kilo çamur dökmüşler. Hayvanları çamura sokmuşlar. Tartıda ağır gelsin diye. Bu hayvanları bize kakalamışlar. Genelde doğuda çiftçiler bu tarz şeyler yaparlar arkadaşlar ama Allah'ın Uruguaylıları bize bunu yapmışlar. Haberiniz olsun. Demedi demeyin. Şurada bir haber vardı da onu yapayım dedim. Bu geceden itibaren benzine zam geliyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çiftçi arkadaşlar bunun için de artık bir şey yaparsınız. Zamcıkçı geldi, zamcıkçı. Diyelim mi? Tabii AK Parti arkadaşlar 15 belediyeyi ve 3 tane mi 4 tane milletvekilini transfer ediyormuş. Bugünkü haberde 15 milyon dolar, 15 bin dolar değil, 15 milyon doları gözden çıkardı tarzında bir haber vardı. Yalan gerçek bilmiyorum. Şimdi baba, madem para verip belediye başkanlarını, milletvekillerini transfer edecektiniz, bu parayı millete verseydiniz, millet size oy verseydi oğlum, ne gerek vardı buna ya? Ne gerek vardı bunu? Gerçekten. Bu parayı millete verseydiniz, millet sizi transfer etseydi. Millet size oy verseydi. Anlamak mümkün değil. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Videomuzu izlemiş, buraya kadar gelmiş kardeşlerimiz, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unuttuysanız, beğenip paylaşırsanız seviniriz. Kanalımıza abone olursanız daha çok seviniriz. Kendinize mühkem bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.